İyi Bir Aile Değiliz filminin 3 başarılı oyuncusu Erkan Kolçak Kösten değil Kaan Yıldırım ve Derya Karadaş'la gerçekleştirdiğimiz çok özel sohbetle pazar sürprizi devam ediyor. Bir cenaze ancak bu kadar güldürür. Niye kendi amcanızı gömmüyorsunuz? O kadar amca var bu dünyada, tuttunuz bizim amcamızı mı? Bu amcam ne? Cenaze komedisi İyi Bir Aile Değiliz'in 3 başrol oyuncusuyla kahkahaların havada uçuştuğu bir sohbete hazır mısınız? Seviyorsak içeriz bu ömür. Kaan Yıldırım film çekiminde kimin kaburgasını kırdı? Kaburgası çatlamış biliyor musun? Kaza ama olmadı dediğin bu mu ya? Erkan Kolçak Köstendil belediyenin metro inşaatını nasıl birbirine kattı? Arkamdan böyle işçilerin koşturduğu falan bir... Ve Derya Karadaş filmin yönetmeni ve senaristi eşi Haki Biçici'yi savunmak isterken nasıl ortaya bu kahkahalar çıktı? Ona daha ihtiyaç duyuldu. Başka türlü... Para kocanı savunma. Cenazenin komedisi de olur mu demeyin. Şahane kadrosuyla dikkat çeken İyi Bir Aile Değiliz filmi bir cenazenin de komedisinin olabileceğini anlatıyor. Ayranlar nerede? Ayranlar gelmedi mi? Ömür Sabuncuoğlu bu hafta İyi Bir Aile Değiliz filminin 3 başarılı oyuncusunu konuk ediyor. Günaydınlar sevgili seyirciler. Bu pazar konuklarım İyi Bir Aile Değiliz filminin başrol oyuncuları sevgili Erkan Kolçak Köstendil, Kaan Yıldırım ve Derya Karadaş. Filmi bize en iyi anlatacak kişi Derya Karadaş. Zira eşi Haki Biçici filmin hem yönetmeni hem senaristi. Bahsedelim biraz konusundan, kim anlatmak ister? İyi bir anlatıcı değilim ama Murat diye bir karakterimiz var. Babasını kaybediyor ve babayı kaybettikten sonra bir günde takip ettiğimiz sülalesiyle beraber yaşadığı bu defin işlemi, cenazenin kaybolması gibi bir süreci izliyoruz. Gerçekten iyi bir anlatıcı değilsin ama problem yok. Kocası yazar vermiş. Ben ona söylüyordum, o çok güzel yazıyordu. Derya Karadaş pek toparlayamadı sanki. Kaan Yıldırım giriyor devreye. Murat'ın babası ölüyor. Daha sonra öldükten sonra cenaze evine bütün o aslında çok normalde görüşmediği, pek hoşlaşmadığı, biraz sıra dışı aile bireyleri oraya geliyor ve cenazeyi köye gömmek istiyorlar aslında. O da karşı çıkıyor. Daha sonrasında cenaze kayboluyor ve cenazenin kaybolması üzerine bir onu aradığımız 24 saatlik bir süreç yaşıyoruz. Cenazeyi kim kaçırdı, akrabalardan kim bunu tezgahlamış olabilir fikrinin üzerine. Biraz şüphelerle, paranoyalarla. Sen de anlatamadın. film anlatılmaz, yaşanır. Anlatılmaz. Hakikaten yengemin köyüne gömelim. Kar geçince de alır bizim köye koyarız. Bütün esnaf bu işin içinde. Babamı köye mi götürdüler? Baban kim? Gerçek bir olay üstüne kurgulanmış bir hikayeye sahip İyi Bir Aile Değiliz. Haki Bey'in yaşadığı bir şey galiba değil mi? Gerçek hikaye bu. Haki babasını kaybettikten sonra bu hikaye biraz şekillendi. O süreçten sonra yazmaya başladı. Ve tabii ki zamanla kurguyla başka bir şeye dönüştü. Ahmet Kaya, Michael Jackson, Madonna. Bunların öldüğüne inanıyor musun? Madonna ölmedi ya. Ben öldü mü dedim? Garip değil mi? Yok. Bence hiç garip değil. Aile olmanın her zaman iyi anlaşmak anlamına gelmediğini anlatan bir filmi izleyecek seyirci. Baba Erkan Kolçak Köstendil'in aklına oğlu Marcel geliyor bu noktada. Marcel dışarı çıkartmak istediğim zaman, hani temiz hava alsın dışarı çıkması lazım dediğim zaman, Marcel sana dışarı çıkmayı yasaklıyorum diyorum. Böyle yapıyor, hayır çıkacağım falan diyor. Tamam gel çıkartayım o zaman diyorum. Öyle mi geziyoruz mesela ya? Biraz öyle işte, hani senin yapmamanı söyledikleri şeyleri yapasın gelir. O anlaşamamazlık gibi gelir sana ama aslında onların da seni korumaya çalışma içgüdülerinden kaynaklı bir şeydir yani. Türk örf ve adetleri zaman zaman komik ve ironik. Özellikle cenazelerde gelenleri doyurma zorunluluğu. Türk adetlerinden böyle size en acayip gelen, hala bunu yapıyoruz ama çok da komik geliyor bir taraftan yaparken, var mı böyle bizim örf adetlerimizden? Cenazelerde evet ama böyle bir insanları doyurmaya çalışma adeti. Evet bir sebebi var, güzel bir tarafı var.
Ama birazcık şeyi kaymış gibi onun. Yani çocukluğumda hatırladığım gibi değil. Yani gerçekten cenaze sahibinin acayip bir şekilde abi ben pilavı şöyle yerim, pilavı böyle yemem. Yanında onu içerim, onu içmem catering'e gibi dönüştü. Catering'e dönüştü evet. İş yani. Ayranlar gelmedi mi? Gelmemiş. Lan meyve suyu içsinler Allah aşkına. Ya meyve suyuyla lavaşçı çok kötü. Biz kadim bir milletiz. Çok şükür herkese gücümüz yeter. Sadece cenazeler mi? Kız isteme, kına, düğün hepsi birer komedi filmi. Cenaze gibi böyle kız istemeler, kınalar, o düğün ritüelleri tam çok var aslında. Evet. Mesela erkekler açısından sormak istiyorum. Bu tuzlu ya da acılı kahve sıkıntı mı? Seviyorsak içeriz bu ömür. Onun sebebi ne mesela? Bilen var mı? Yani tuzlu kahve. Neden öyle bir adet var? Ya sana kötü kahve de herhalde şey yapsam. Rağmen. Rağmen. Derya Karadaş'ın aklına kendi kına gecesi geliyor. Kına gecelerinde kızları ağlatmaya çalışmaya evet. Gelini. Ben bizim kınada arkadaşlar beni ağlatmıştı galiba. Ya ben de ağlamıştım. Haki çok dalga geçmişti mesela. Aa ağlıyor musun diye kahkaha atmaya başladı. Yüksek yüksek tepeler şarkısı sihirlidir. Hollandalıyı bile ağlatır. Şarkının da artık bir frekansında mı ne bir şey var. Evet. O ruh haline giriliyor. Ben bunu yani yabancı birisinin, Hollandalı birisinin ağladığını gördüm yani. Gerçekten. Evet evet. Hey manemi falan. Sen niye ağlıyorsun? Ne ağladın da ağlıyorsun? Bilmiyorum diyor şakacıklı yani. Herhalde onun o frekansında mı bir şey var yani anladım o. Bir garip bir şarkı. Erkan Kolçak Köstendil bu olaylarda tecrübeli. Düğün salonunda çalışmışlığı bile var. Düğün salonunda çalıştım Bursa'dayken. Bir arkadaşımın babasının düğün salonuydu. Hafta sonları bize bırakıp giderdi. Biz işletirdik yani. Kendi düğününün içinde anlayamadığın şeyler ama dışarıdan izlediğin zaman gerçekten aslında bir aileler yarışıyor, aileler savaşıyor gibi bir durum var orada yani. Çok enteresan o gerginlikleri, her anın, her hareketin, oturma yerinden bilmem nesine kadar hep bir savaş hali. Cenazenin işlendiği bir filmde onları en çok zorlayan yönetmen Haki Biçici'nin tekrarları olmuş. En zorlayan neler oldu film çekimlerinde? Bu film için Hakin'in aldığı tekrarlar ya. Bu artık kahve söyleyeceksin gitsin. 28 tekrarımız var. Kız evde neydi bunun sebebi sen söyle bakayım. Herhalde büyük ihtimalle yapımcının yiyerken bitiyor falan diyecek diye mi? Burada o tekrarlar bence oyuncuların katkılarıyla şekillendi ve ona daha ihtiyaç duyuldu. Başka türlü... Bana kocanı savunma. Bana beyni savunma. Arkadaşlar bu Haki'nin dedikodusunu üçümüz beraber de yaptık. Haki Bey'in dedikodusunu yanında eşi varken yapmak da komik oldu doğrusu. 28 tekrar şöyle oldu biz. Yani yaklaşık 23 kere falan oynadık ve olmayan hiçbir şey yok. Çok güzel oluyor. Artık oldu. Yani daha olduramayacağız zaten olmuyorsa da. Ya dedi kapıdan Erkan da çıksa bu sahnede harika olacak dedi. O benim yüzümden vurmuştu. Ve sonra Erkan geldi. Biz 23 kere oynamışız. Her şey hazır onun için. Ben geldim bir kere daha halloldum. Çıkıp... Yapamadılar ya. Bensiz yapamadılar. Haki Biçici'yi az önce tabiri caizse gömen ekip övmeye başlayınca ortaya bu kahkahalar çıkıyor. Kendi de yazdığı için senaryoyu çok yani çok iyi bir hakimiyeti vardı. Biz ne zaman gerçekten bir şeye takılsak, ne zaman bir soru sorsak bize çok net bir şekilde bizi çok ikna edici ve kafamızda hiçbir soru bırakmayan cevaplarla böyle tekrardan bizi sete soktu. O yüzden görmüyoruz ama övüyoruz da. Aynen abi. Aynen. Güzel gidiyor. Şunu merak ediyorum. Bence çok yakışıklı Filmde Kaan Yıldırım'ın bir kavga sahnesi var. Birkaç kaburga kırılmış o sahnede. Şinasi Yurtseverli kavga sahneniz. Onu biz 3 tekrar aldık. O kadar mı? Evet. Herhangi böyle bir kaza, ufak tefek bir şeyler olmadı gibi. Ama Şinasi sonunda ben artık oynamak istemiyorum. Benim belim ağrıyor dedi, kaburgası çatlamış biliyor musun? Kaza ama... olmadı dediğin bu mu yani? Adamın kaburgasını çatladı. Ne oldu ya herhalde? Hiç de şey değil yani. Çok, ben hatta çok kavga edebilen biri değilim ya. Bayağı böyle biz şey, catfight gibi bir şey yaptık neredeyse. Erkan Kolçak Köstendil sete havalı bir şekilde kendi karavanıyla gelmek isteyince az kalsın belediyenin metro inşaatını sekteye uğradı. Bir mekan bana anlatılınca anlamıyorum. Hadi dedim şey kendi karavanımla gideyim. Aha. Onunla gittim. Bana da attıkları konu bir metro inşaatının içiydi. Arkamdan böyle işçilerin koşturduğu falan bir ilk set günüm oldu benim yani. Sete en herhalde gergin başlayan
Sonra da karavanıyla akşam geri dönen evine bir ben vardım herhalde. Bu keyifli sohbet için teşekkür ediyor. 9 Şubat'ta vizyona girecek İyi Bir Aile Değiliz'i merakla bekliyoruz. Çok keyifli bir film olmuş. Sizlerin de enerjisi çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Bol olsun inşallah. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çapsa durabilir mi? Çapsa duramaz. Niye gittin amca? Niye gittin amca? Hiç böyle değil.